Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arun ve bugün size hepinize bir tutorial daha beraberiz. Bu canlı yayında ondan sonra ve daha öncesinde bu rotation nasıl yapılır tam bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bir de rotation sadece dönmek demek değil. Yani açı gibi bir şey karıştırıyorsunuz. Şimdi ben size nasıl yaparsınız anlatacağım. İki tane video attınız örneğin. Bunları kompozit yapmanız lazım. Çünkü rotation böyle büyük bir şey dönünce kötü olur. Yani kötü olur derken bu ekranda küçük ekranda kötü gözükür. O yüzden bunu komp yapacaksınız. CTRL Shift C. Komp yapıyoruz. Bir de move all yapacaksınız. Leave yaparsanız yine büyük kalır. Yaptınız ya iki tane klip. Rotation nasıl yapılıyor? Buradan da yapabilirsiniz. Tamam mı? Buradan motion tile. Ben bunu göstermiştim hatta. Motion tile'la şöyle arttırırsınız. Pardon. Böyle de olur ama biz artık böyle yapmıyoruz. Yani plugin var abi. Plugin ne yapacağız? Plugin ismi Esplorer Curves. Alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk bir tane sağa doğru nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Bak veya sola fark etmez. X sağ sol Y aşağı yukarı. Şimdi biz bu video sıfırla başlasın ve sağa kaysın istiyoruz değil mi? 590. No no ile refleks yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hop kaydı. Buraya da yine atıyoruz. Ona yakın bir değer veya daha küçük bir değer yazabilirsiniz. Örnek 590 yaptınız ya ne kadar hızlı olmasını istiyorsanız ona göre. Ben yine 590'da başlatayım sizin için. Eksi 590 da yapabilirsiniz. Şimdi bir bakacağım. Evet, eksi 590 yapın. Tam tersini yapın. Ve gördüğünüz gibi rotation'ımız hazır. Diyeceksiniz abi bu niye böyle dümdüz? Çünkü graph ayarlayacaksınız bu sefer de. Şöyle örnek son anda bir graph yapalım. Ve buna da başı gibi hızlansın diyelim. Gördünüz mü? Geçişi. Bu kadar basit. Böyle yapılıyor. Daha da hızlı yapabilirsiniz. Şöyle yaparsınız. Bunu böyle yaparsınız. Mesafeyi küçültürsünüz. Bak şimdi daha hızlı olacak. Gördünüz mü? Tamam. Bir tane de dönme yapalım. Dönme siz çok kullanıyorsunuz herhalde. X'leri kapatıyoruz. Bu sefer geliyorum. Rotation'a basıyorum. Sağ sol. 180 derece de döndürebilirsiniz bu arada. Genelde 90 derece döndürüyoruz. Eksi 90 yazarsanız da sola doğru döner. Şöyle döndü. Buradan da ikinciye de bunu sıfır yapalım. Rotation'ı eksi 90 yazacağız. Bastık sadece ve böyle geleceği için sıfır olacak. Sıfırı biz yazalım. Gördüğünüz gibi. Buna da aynı şekilde grafları ayarlarsanız şöyle flow bunun adı. Basit olması için. Yazın. Böyle çok hızlı olduğunu. Daha smooth bir şey yapmamız lazım. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Daha da böyle şey yapabilirsiniz. Yani bunu artık sizin elinize bağlı yani. Nasıl bir şey istiyorsanız 180 derece de döndürebilirsiniz. İsteğinize bağlı. Böyle yapılıyor rotation. Gayet basit arkadaşlar. Teşekkür ederim tutorial izlediğiniz için. Yukarı aşağıyı da aynı şekilde yapabilirsiniz. Yorum atmayı unutmayın. İsteğiniz varsa da yazarsınız. Hoşça kalın.